أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler ve güzel gençler. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Allah Celle Celaluhu dünyada da en güzel bir şekilde bir yaşam kalitesi ve ahirette de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olacağımız Firdevs cennetin nasip eylesin. Amin. Cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi, hepimizi de o efendim cehennem azabından da muhafaza eylesin. Amin. Aziz kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle buyurdular: ben de öyle 5 cümle var ki kim o cümleleri alır, yaşar veya bir başkasına anlatır, böyle bir güzelliği aranızdan kim yapacak diye sorunca, her şeyin en hırslarından ilim meraklısı olan Ebu Hureyre radıyallahu anh hemen öne atılır. Ben ya Resulallah der. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizim bugün bu gece yapmış olduğumuz sohbetimize de efendim adeta başlık olan hayat kurtaran 5 maddeyi kendisinin ellerini tutarak tek tek saymaya başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin içerisinde Ebu Hureyre'nin eli vardır ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başlar Ebu Hureyre'ye bu hayat kurtaran 5 maddeyi saymaya. Birincisinde der ki, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İttekil meharim tekün e'beden nas. Yani Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakın, aman dikkat et, böyle yaparsan Allah'a en çok kulluk eden kişi sen olmuş olursun. Haramlardan kaçınmak, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu katında insanın en iyi bir kul olmasına vesile oluyor. Onun için Rabbim hepimize yardım eylesin. Hele şu 2000'li yıllarda, 2022 yılında ortalık efendim adeta yanıyor. Böyle yangının olduğu yerlerde Rabbimize sığınıyoruz. Rabbimiz bizleri kayırsın, çocuklarımızı kayırsın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu istikametten ayırmasın ve tertemiz huzura varabilmeyi nasip eylesin. Bugüne kadar da yaptıklarımızın cümlesini, ne yaptıysak bütün hatalarımızı, yanlışlarımızı, günahlarımızı silsin ve yok eylesin. Sohbetin sonunda inşallah tertemiz bir şekilde dualarımızın sonunda ellerimizi yüzümüze sürdüğümüzde annemizden doğduğumuz gün gibi olmayı da nasip eylesin. Evet, aziz kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeye dikkat ediyor. Dikkat efendim çektiriyor bize. Nedir o? Haramlardan kaçınmak. Allah-u Teala'ya en iyi bir kul olmanın yolu haramdan kaçınmakmış. Çünkü alimler diyor ki insanın rutin ibadetleri vardır. Artık bunları kanıksamıştır, normalleştirmiştir hayatında. 5 vakit namazını kılmak gibi vesaire. Ama
Arada yine haramlara devam eder. Gözlerini kayıramaz. Kulaklarını efendim koruyamaz. Bir taraftan dili gıybete devam eder. İşte bunları korumak efendim asıl mesele. Rabbim gözlerimizi korumayı da nasip eylesin, dillerimizi korumayı da nasip eylesin. En çok insanı felakete götüren, cehennemin efendim adeta dibine doğru efendim sürükleyen dilidir. Dilinden çıkan sözlerdir. Rabbim hepimize yardım eylesin. Dilimizi korumayı nasip eylesin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bölümünde hayat kurtaran beş maddenin ikinci bölümünde de bize şunu söylüyorlar, buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Verda bime kasemallahu lek tekün ağının nas. Aman dikkat et diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın taksimine razı ol ki insanların en zengini olasın. Zaten zenginlik parayla, malla falan değildir. Zenginlik gönülledir. Gönül zenginliği insan için en önemlisidir. Adamın parası vardır ama hala böyle istekleri bitmez. Yukarıdaki efendim kimselere bakar, onun şunu var, bunu var deyip böyle hırslanır durur yani. Halbuki takdir neyse ondan başka da gelecek bir şey yok. Kardeşim dikkat et. Dikkat et. Allah'ın taksimine razı ol. Elhamdülillah de. Kendinden aşağıdakilere bak. Ve efendim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya şükret. Allah-u Teala şükredersen nimetlerini arttırır. Sana huzur verir, sağlık verir. Ve parayla satın alamayacağın en güzel şeylerden bir tanesi de evinde çocuklarınla aynı sofrada mutlu olman ve efendim onlarla beraber o sofraya oturabilmektir. Nice zengin insanlar var, çocuklarınla beraber olamıyor. Evi huzursuz, efendim parayla saadet olmuyor diyorlar ya, bunlar eczanede satılmıyor, bunlar markette çıkarılmıyor, bir fabrika bunlar üretmiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu evlerimizde mutlu olmayı, huzurlu olmayı ve kalplerimizde de zenginliği tadabilmeyi nasip eylesin inşallah. Malumunuz, insanoğlunun bazı değiştiremeyeceği kaderden gelen efendim çizgileri vardır. Mesela siz doğacağınız yeri değiştiremezsiniz. Allah nerede takdir ettiyse orada dünyaya geleceksiniz. Mesela siz annenizi, babanızı değiştiremezsiniz. Tercih yapamazsınız. Allah Celle Celaluhu bu noktada neyi takdir ettiyse muhakkak o gelecek önünüze. Daha neyi değiştiremezsiniz? Rızkınızı değiştiremezsiniz. Çalışırsınız, çabalarsınız ama yani çalışmak, çabalamak demek rızkınızın efendim size böyle tepe takla gelecek anlamında değildir. Onun için Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun taksimine razı olalım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hamd edelim, şükredelim ve kendimizden alttakilere bakalım. Ve elhamdülillah demesi insan için en büyük zenginliktir. Rabbim bu zenginlikten de ayırmasın diyoruz. Dostlar, yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat kurtaran beş maddeden üçüncüsünde bize buyuruyor ki ve ahsin ila carike tekün mümine. Yani komşuna iyilik et, o zaman gerçek anlamda mümin olmuş olursun. Komşuna iyilik et. Bu çok önemli bir şey ve bunun aslında örtüştüğü en önemli bizim için özellik de nedir? Gerçek mümin olduğumuzu, güvenilir olduğumuzu ortaya koyuyor. Mümin kimse güvenilir kimsedir. Komşumuz bize güvenmiyorsa biz o zaman kendimizi tekrar bir check etmemiz lazım. Gözden geçirmemiz lazım. Yani komşumuz bize efendim güvenmiyor. Biz öyle bir Müslüman olmalıyız ki, öyle bir mümin olmalıyız ki bizim efendim karşımızdaki insan canını, malını, çoluk çocuğunu, her şeyini emanet edebilmeli, rahat rahat emanet edebilmeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
en önemli bir vasıfı da neydi? Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olmasıydı. Biz de onun ümmetiyiz. Aynı vasıfları taşımalıyız. Çok dikkat etmeliyiz. Mesela bir komşumuz biz üst katta oturuyor ve o alt katta bizden emin olamıyorsa, gürültümüzden, patırtımızdan yatacak, yatamıyor, hastadır efendim, hastalığında adeta kapısına gidip de kendisini ziyaret etmiyoruz, bir şeye ihtiyacın var mı diye sormuyoruz. Eyvah bize eyvah, eyvah ki eyvah. Yani komşu hakkı o kadar önemli ki, sizin evinizdeki kokan yemekler eğer onun efendim duyacağı bir şekilde olursa, siz de çorbanızın biraz daha suyunu fazla katarsınız. Yemeğinizden bir efendim tabak da komşunuza gönderirsiniz. Duasını alırsınız. Çoluk çocuğu vardır. Onlar imrenmişlerdir. Ve efendim böylece komşuluk ilişkisinde çok yüksek bir tonajda derecelere kavuşmuş olursunuz. Yani lafla Müslümanlık olmuyor. Aziz kardeşlerim. Ya insan yaşantısıyla da Müslüman olduğunu, mümin olduğunu göstermesi gerekiyor. Bunun da bir tanesi komşularımıza karşı iyi davranmamız olduğunu Hazreti Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş oldular. Diğer bir tanesinde de yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdular ki ve اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمَا. Yani kendin için neyi seviyorsan insanlar için de onu sev. Öyle yaparsan gerçek Müslüman olmuş olursun. Gerçek Müslüman kimdir? Eliyle, diliyle zarar vermeyen kimsedir. Gerçek Müslüman kimse kimdir? Kendisi için neyi seviyorsa insanlık için de onu seven kimsedir. Dünyada da ahirette de efendim kendinin güzel yerlere gelmek istiyorsun ya, bütün insanlar da buraya gelsinler diye böyle dikkat et güzel kardeşim benim. Yani Allah haset duygusu bizde bulundurmasın. Çekememezlik. O haset var ya, haset insanı mahveder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle nasıl ki ateş odunu yakar, kül eder, efendim bir şey bırakmazsa, hasette çekememezlik, insanlara karşı olan o kötü niyet, duygu, düşünce insanın amelini yakar, bitirir, bir şey bırakmaz. Ne gerek var kardeşim ya? Gıybet ediyorsun, yanlış yapıyorsun, o insanların aleyhine konuşuyorsun, arkadan adam senden bunu hayatta beklemez. Yarın mahşer günü var. Hesap gününde karşı karşıya geldin. Ondan sonra sana diyor ki ben senden bunu beklemiyordum. Şimdi ödeşeceğiz seninle. Nasıl ödeşeceksin? Olan sevaplarından veriyorsun ona. Veriyorsun ona. İşte ateşin odunu bitirdiği gibi senin hasedin de yaptığın yanlışlar da amelini bitiriyor. Sıfırlatıyor seni. Rabbim mahşer gününde yüzümüzün ak, pak olmasını nasip eylesin. Oralarda sıkıntı bırakmasın inşallah. Dünyadan tedbirlerimizi alıp varsa içerimizde yanlışlıklar, bunları temizleme operasyonu yapmamız lazım. Dostlar, günler geçiyor. Şu üç günlük dünya için ahiretimizi mahvetmeyelim, perişan etmeyelim. Çok dikkat edelim. Kendimiz efendim adeta belki dünyalık olarak kaybedenlerden oluruz ama ahirette kazananlardan olalım. Bize enayi gözüyle baksınlar. Bize keriz gözüyle baksınlar. Bize efendim bir şeyden anlamıyor bu falan diye böyle baksınlar. Varsın öyle olsun ama Allah'ın katında bir değerimiz olur inşallah. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir kesitte size ifade edeyim inşallah. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya eyyühen nas, ey insanlar, tuğbu ilallah kable entemutu. Aman, aman, ölmeden önce Allah-u Teala'ya tövbe edin, günahlarınızdan ötürü pişman olun ve efendim deyin ki Allah'ım beni affeyle. Bugüne kadar yapmışızdır bir şeyler, hepimizde var, hacısında, hocasında. Kimse temiz kalmıyor. Mesela bir müjdeli hadis-i şerifi paylaşayım sizinle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi giderirdi,
yerinize günah işleyecek insanları yaratır. Onlar tövbe eder. Allah da onları bağışlardı. Demek bizim hatalarımız olacak. Kuluz, beşeriz, şaşarız. Peygamber değiliz. Melek hiç değiliz. Dolayısıyla yapacaklarımıza karşı en büyük bizim kurtarıcı olan efendim sözümüz estağfirullah. Özür dilerim ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi diye Allah'ımıza dönelim. Cenab-ı Hak Celle inşallah bu güzel söz sayesinde, tövbe sayesinde bizleri pırıl pırıl yapacaktır. Konuşmalarımız kalplerimizi kirletti. Nokta. Geldi oraya siyah nokta. Efendim baktık gözlerimizle harama, oradan bir siyah nokta geldi. Kalplerimiz böyle kirlendi, siyahlandı, kapkara oldu adeta. İşte böyle bir kara olan kalbin, kapkara olan kalbin efendim tekrar beyazlaşması için, nurlanması için, pırıl pırıl olabilmesi için nasıl efendim demirci pasta olan bir demire çekicini vurduğu zaman şöyle tak diye efendim orada birkaç tane pas gidiyor, başlıyor beyazlamaya. Biz de estağfirullah dediğimizde Allah-u Teala Cicari'ı birkaç tane günahımızı götürecek. Estağfirullah deyince götürecek. Estağfirullah dedikçe götürecek inşallah. Onun için kurtarıcımız bu bizim. Başka bir şey yok. Her akşam geçen müjdeli bir haberi efendim gördüm. Aman ya Rabbi, uçtum havalara böyle. Yatağınıza girdiğiniz zaman üç kere şu sözü söylerseniz efendim sizin günahlarınız yeryüzünde kumların sayısınca olsa dahi Allah bunu bağışlar diyor. Kumların sayısını biz bilebilir miyiz ya? O kadar efendim hele Suudi Arabistan böyle efendim Arap Yarımadası'ndaki bölgelerde olan kumlar, o sahralar neler var orada? Dolayısıyla ne diyecekmişiz yatağa girince? Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Şimdi son sözlerimiz bunlar. Yatağımıza girdik, sağımıza doğru yattık. Elimizi de şöyle başımızdan efendim yanağımızın altına aldık. Ayaklarımızı da şöyle hafifçe kıvırdık. Sünnet üzere yatmaya çalışıyoruz. Besmelemizi çektik. Girdik yatağımıza. İlk sözlerimizden bir tanesi La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu bir. İki وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Sonra 3 سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ اللّٰهِ وَلَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ 4 استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه bütün gün yaptıklarına karşı Allahu Teala Celle'ye bir dilekçe verdin. Allah'ım ne olursun beni affeyle, bağışla. Yanlışlar yaptım biliyorum ama temiz gelmek istiyorum huzuruna. Belki de son gecen, belki de son yatışın, son buluşman. Dolayısıyla bu güzel sözlerle beraber hem imanımızı tazeledik. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir demekle. Efendim istiğfarımızı da yaptık. Sonra gücümüz yeterse inşallah uykumuz efendim o anda açık olursa Fatiha'mızı, Ayet-el Kürsi'mizi, Kul Ya El-Kafirun suresini, İhlas, Felak, Nas sureleri okuyup Bismillah. Sabah namazına, teheccüd namazına hazırlığımıza girdik inşallah. Evet. Son 5. maddemiz. Hayat kurtaran 5 maddeden son madde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكِ فَاِنَّ كَثْرَةِ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَالْبِ Aman ya Rabbi. Dikkat et diyor. Aman. Gülme noktasında İşi abartma. Çok gülme ha. Böyle efendim. Hele kahkahayla hiç gülme. Yani insanlar böyle sanki gülmek için bahane arıyorlar. Dur kardeşim dur.
Daha önümüzde bir sürü olaylar var. Sırat köprüsünü geçmedik. Cennetlik olduğumuzu efendim bir müjde daha gelmedi. Ölümümüzde efendim imanımızı daha kurtardığımızı bilmiyoruz. Kabirdeki sorulara cevap vereceğiz, vermeyeceğimizi bilemiyoruz. Dur, frene bas. Tamam, somurtuk durma, asık surat durma. Ama böyle sesli kahkahayla da gülme. Çok gülme, çok gülme. Çünkü neden? Tümitül kalp. O çok gülmek var ya, kalbi öldürür. Kalbi öldürür. Ne demek? Hocam ben çok gülüyorum da kalbini öyle efendim. O kadar da neşeliyim, rahatım ki falan. Şşşt. Kardeş, kardeş. Kalbin ölmesi ne demek biliyor musun? Kalbin ölmesi artık Allah'ın ayetlerinden etkilenmiyorsun demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden etkilenmiyorsun demektir. Ölümü görüyorsun, ölen insanları görüyorsun, en yakın vefat ediyor, ondan ibret alamıyorsun demektir. Kardeş, efendim, öyle bir olaylar var ki karşında o depremler oluyor, salgınlar oluyor, insanlar efendim bir sürü sıkıntılar çekiyor, bunlardan etkilenmiyorsun. Niye? Kalp öldü. Kendine sorman lazım. Ya ben niye efendim böyle şeyim ya? Arkadaş, her şeyimde nötr kalmışım. Kimse bana bir şey söylediğinde camiye gidiyorum, vaaz dinliyorum. Yok, yok arkadaş. Öyle adam var ki geçen öğrencim söylüyor. Hocam diyor, tabii ben Kur'an kursu öğretmeni olduğum için Kur'an kursumuzda efendim camide cemaat etmeyince cemaat geliyor. Hocam diyor, siz diyor vaaz veriyorsunuz. Adam diyor, açmış telefonunu PUBG oynuyor diyor. Yani oyun oynuyor. Yani sen vaaz veriyorsun, hutbe okuyorsun. Adam sıkılıyor. Hani oraya da geliyor, tabiri caizse ayıp olmasın, cumaya gitmiyor musun falan demesinler diye. Allah hepimizi affeylesin. Dolayısıyla sıkıntı büyük. Kalplerimiz öldü. Çok gülmekten, çok boş şeyler seyretmekten, çok konuşmaktan insan için kurtarıcı üç tane şey var az yapmak için. Bir, az yiyeceğiz. İki, az konuşacağız. Üç, az efendim güleceğiz. Çok yemek, çok konuşmak, çok gülmek kalbi katılaştırır. Buna dikkat edelim. Bazen buna uyumayı da koyuyorlar. Çok uyumak da insanı perişan eder. İlmini de bitirir, hayatını da bitirir. Her tarafta efendim adamı kaybettirir. 8 saat uyku diyorlar. O çoktur. 6 saat uyku, 6 saat. 6 saatten fazla uyuyan kimseler için diyorlar ki 6 saatten fazla adam eğer sağlıklı bir insansa, bunun için konuşuyoruz. 6 saatten fazla uyuyan bir kimse aptallık uykusuna yatmıştır. Aptallık. Bu adam bir şey yapamaz. Okuyan insanları gördüm ben. Efendim, arkadaşlarım profesör tıp fakültesinde efendim diyor ki hocam ben kendim hafta içerisinde kaçta kalkmaya alıştıysam hafta sonunda cumartesi pazarda deyip de uyumaya devam etmem. Yine aynı sistemli bir şekilde kalkarım, kitabımı açarım, efendim yazımı yazarım, o şekilde kendimi yetiştiririm. Böyle kazanırlar insan. Yani az uyumak, az konuşmak, efendim az gülmek, az yemek seni uçurur götürür Allah'a. Ama bunları çok yaparsan çok da kaybedersin. İmam Nebevi Hazretleri'nin güzel hayatından bir kesitle bitiriyorum. İmam Nebevi Hazretleri Riyazus Salihin hadis kitabını yazan büyük insan. 900 küsür sene öncesinde yazmış bunu. Ama ümmet okuyor onu. Sadece Türkiye değil. Bütün ümmet, bütün dünyada onun yazdığı Riyazus Salihin eserini efendim elden ele dolaştırıyorlar. Efendim onunla ilgili toplantılar yapılıyor. Riyazus Salihin dersleri yapılıyor. Ne güzel bir insansın sen ya. Mübarek. 44 yaşında vefat etmiş. 44 yaşında. Diyorlar ki 50-55 kilo arasındaydı. 55 kiloyu hiç geçmemiş mübarek hayatında. Demişler niye böyle az yiyorsunuz falan diye, zayıf kalıyorsunuz diye. Demiş ki ben bu dünyaya mutfakla, yemekle, tuvalet arasında mekik dokumak için gelmedim. Yemek ne yaptırır insanı? Sürekli tuvalete doğru götürttürür. Yok arkadaş demiş. Az yemiş, çok okumuş. Hatta bir ara demişler, efendim evlenmeyi falan düşünmüyorsunuz. Ya demiş ne demek ben evliyim demiş. Kitaplarımla evliyim, ilimle evliyim demiş.
Onun için büyük insanlar böyle büyük oluyorlar. Bir şeylere fedakarlık yapmak gerekiyor. Ramazan el-Buti, Suriyeli büyük alim, efendim rahmetullahi aleyh der ki, babam bana küçükken evladım ilme koyul, ilme koyul. Çünkü Allah'ın rızası burada. Cennetin yolu bul da demişti. Ve şunu da tekrar etmişti, devam etmişti. Evladım, bilsem ki Allah'ın rızası, cennetin yolu çöpçülüktedir. Seni çöpçülüğe gönderdim. Ama bunu biliyorum ki Allah'ın rızası cennet yolu ilimle elde edilecektir. Hadi ilme evladım demiş ve Ramazan el-Buti gibi büyük bir alimin yetişmesine vesile olmuştur. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi bizi dinleyen bu güzel kardeşlerimizden ebeden razı ol ya Rabbi. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Onları da rızana uygun bir şekilde yetişmesini nasip eyle. Ya Rabbi hayırlı damatlar, hayırlı gelinler, hayırlı torunlar, hayırlı gelecekler nasip eyle. Ya Rabbi ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler nur makamlarını cennet eyle. Bize de arkamızdan dua edecek hayırlı insanlar, hayırlı cemaat arkadaşları nasip eyle. Allah'ım cennetine cemaline kavuşup Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmayı da nasip eyle. Cehenneminden azat eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e imdad eyle. Ülkemize yardım eyle. Ülkemize yardım eyle. Göz dikenlere, tuzak kuranlara fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme Allah'ım. Hastalarımıza, hastalıklarımız şifalar, dertlere devabılar, boşluğa dağlar nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka kapı aratma. Ya Rabbi bereketler nasip eyle. Huzur nasip eyle evlerimize. Eşlerimize iyi geçirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bankalara, kredilere bulaştırma. Bulaşanlarda, faizlere bulaşanlarda kurtar ya Rabbi. Bize onlardan asla fayda gelmez. Fayda gelmez faizden biliyoruz. Onlar da evde alınmaz, arabada alınmaz, dükkanı efendim kredi kullanarak malzeme de alınmaz. Allah'ım dikkat etmeyi, temiz huzuruna gelmeyi nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhanallahi ve hamdihi. Subhaneke Allahümme ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. El-Fatiha.